Kabe-i Muazzama'dan, metafalarından tekrar hayırlı geceler diliyorum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Metafalanda artık sadece umre grupları var, ülkemizden gruplar var, farklı ülkelerden gruplar var. Doyasıya Kabe ile özlem gideriyorlar. O ön taraftaki Kabe'yi çevreleyen set de artık insanlar için durup ellerini açıp dua ettiği bir mekan haline dönüştü. Ön taraftaki görevliler de kesinlikle müdahale etmiyor. Hatta bayanlar Hicri İsmail'in gerisinde, o setin gerisinde birbirlerine set olup nafile namaz kılıyorlar. Yine hem Hacer-i Esved'in karşısında hem diğer alanlarda insanlar o sete ellerini koyup Kabe'yi karşılarına alıp işlerinden geldiği gibi şekilde rahat bir şekilde ibadet ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi metaf alanı bomboş. Herkes gelmiş burada duasını ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyan Kur'an-ı Kerim okuyor. Nafile namaz kılan nafile namaz kılıyor. Bayanlar bir yerde, erkekler bir yerde, karışık eşleriyle, çocuklarla beraber kılanlar var. Küçük çocuklar Cenab-ı Allah misafir eylemiş. Ailelerle birlikte metaf alanında çocuk arabası sürenler var. Elhamdülillah. Binlerce kez şükürler olsun. Bu halleri görüyoruz. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Gördüğünüz gibi çok sakin. Özellikle yatsı namazı artık insanlar otellere çekildiler. Biraz daha rahat bir şekilde ibadet etmek isteyenler gecenin de serinliğinde rahat bir şekilde kendilerini Cenab-ı Allah'a vermiş, halisane dualarını ediyorlar. Cenab-ı Allah'a istek ve taleplerini iletiyorlar. İç tarafta ise gruplar halinde başlarındaki görevliler dualar ederek gruplara tavaf yaptırıyor. Kimisi umre yapıyor, kimisi normal bizim gibi nafile tavaf yapıyor. İçeriye girerken kimse izin filan sormuyor. Çok rahat bir şekilde içeriye girişler var. Umre gruplarından bayanlar zaten çok rahat bir şekilde aşağıya metaf alanına girebiliyorlar. Erkeklerden ise aşağıda tavaf etmek isteyenler üzerine ihram elbisesini giyip beyaz izar ve ridalarını giyip bu mekana kendilerini atıyorlar. Yoksa üst mekanda ikinci katta veya birinci kat diyebilir. Sürekli katları da karıştırıyor söyleye. Birinci kat veya ikinci kat olmasının önemli yok. Sayıyı nereden saydığınızın da önemi yok. Sadece bir tane kat var zaten. Sivil olanların gelip de namaz kılıp tavaf edebildiği. Hemen revakların üst tarafındaki kat. Şu an çatı kısmında inşaat olduğu için tekrar kapatıldı. Neredeyse inşaat alanıyla ilgili bütün alanlar şu an çalışma yapılıyor. O yüzden metaf yapılan katta da aynı şekilde o sivil tavaf yapılan, namaz kılınan katta da tavanlarla ilgili çalışma yapılıyor. Oralarda da iş makineleri var. Tabii ki bu hacca kısa bir süre kalıncaya kadar devam edecek. İşleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Gazze tarafında olsun yoğun bir şekilde çalışma göze çarpıyor. O Ramazan'daki yoğunluğu atmak adına bütün Kabe'nin alanları aktif edilmişti. Çalışmalara son verilmişti ve buraya gelen 2 milyonu geçkin insanın burada sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için her türlü önlem alınmıştı ve her türlü kolaylık tanınmıştı. Elhamdülillah bizler de Ramazan'ı çok rahat ve huzurlu bir şekilde burada geçirme imkanı bulduk. İnşallah Rabbim sizlere de ailelerinizle birlikte huzurlu, mutlu bir şekilde Ramazan'da umre yapmayı nasip eyler. Ramazan haçtan bile neredeyse kalabalık bir hal almış oluyor burası. Haçta 35-40 gün içerisinde Ramazan'da olduğu gibi dünyanın dört bir yanından insan sadece biliyorsunuz Kurban Bayramı günlerinde haç yapılıyor. O hafta buraya birikiyor. Onun dışında Mekke ve Medine'de taksimatlı olarak ibadetlerini geçiriyorlar. Ama Ramazan Kabe ve Medine için, Mekke ve Medine için özel anlam ifade ediyor. O yüzden insanlar mutlaka Ramazan'da bir defa umre yapıp Allah'a yalvarıp yakarmayı tercih ediyorlar ve fırsat buldukça da buraya geliyorlar. Birçok kimse artık bazı şeylerin prosedür olduğunun farkına vardı. Bundan dolayı dileyen, dediğim gibi kendinde kusur görmeyen
veya üzerinde ihram giymeyi kendisinde kusur görmeyen kimseler gelip rahat bir şekilde tavaf edebiliyorlar. Metaf alanında çok rahat, yarım saate bile kalmadan tavaf bitmiş oluyor. Tabii ki üst kat geniş olduğu için üst katta tavaf etmek ne kadar şu anda serbest olsa da 45-50 dakikalık bir zaman alıyor yine. Ondan dolayı dediğim gibi özellikle erkekler için tavaf etmek isteyenler, birçok kimse üzerine ihramı giyip alana giriş yapıyor. Bayanlarda ise herhangi bir sıkıntı yok. Onların üzerlerindeki kıyafetin ihram mı yoksa normal günlük kıyafet mi oldu bilinemediği için, öyle ayırt edici bir ekstra erkeklerde olduğu gibi bir kıyafet olmadığı için onlar rahat bir şekilde alana giriş yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi çok sakin metap alanı. Ülkemizden çok sayıda umreci var. Artık görüyoruz, tanıdık dizler, tanıdık simalar geliyorlar. Bu kısıtlı günde Şevval ayında hemen 15 gün kadar buralarda hasretlerini dindirip ülkemize tekrar dönecekler. Tabii ki 2 yıllık çok büyük bir hasret vardı. O hasreti insanlar dindirme adına buraya geldiler ve kendilerini Kabe-i Muazzama'ya attılar. Medine'ye gidenler de tabii ki Resulullah'ı ziyarete gittiler. Karşılıklı olarak hacılar, umreciler yer değiştirecekler. Her zaman olduğu gibi. Tabii ki Medine'deki günler otellerin kısıtlı olması, otel fiyatlarının pahalı olmasından dolayı Mekke'ye göre daha kısa geçiyor. Mekke'de daha uzun kalınıyor. Akşam namazı biraz metaf alanı yoğundu ama yasıdan sonra işte dediğim gibi gecenin biraz da ilerlemesi, insanların teheccüd vakti buraya gelip sabah namazını kılıp, hatta bazılarının işrak vaktinde güneşin doğmasında bekleyip işrak namazlarını da kılıp otellerine dönmek isteklerinden dolayı erken ayrılmak durumunda kalıyorlar. Onun dışında gelip de geceyi burada değerlendirmek isteyenler ise burada vakitlerini geçiriyorlar. Allah-u Teala'ya ibadet ve taatte kendilerini boş bırakmıyorlar. Kabe-i Muazzama'dan görüntüler bu şekilde. Hatim duaları vardı. Yazan kardeşlerimiz olmuş. Yazmayan da olabilir. Hepsinin duasını da yaptık. Allah'ım yapmış olduğunuz ibadetleri, okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Sizleri de en kısa zamanda burada misafir eylesin. Burada huzurlu ve mutlu olan kardeşlerimizin arasına sizleri de dahil eylesin diyerek videomuza son verelim. Bizlere her türlü desteğinizden, duanızdan dolayı, hayır dualarınızdan dolayı her birinizden Allah razı olsun. Biz bu mekanda bulunduğumuz için elimize telefon alıp sizlere bu görüntüleri aktarmaktan başka bir, dediğim gibi, amacımız yok. Sizler teveccüh ettiniz. Biz ilk başta bu videoları yüklerken böyle bir amaçla başlamamıştık ama videolar izlendikçe, sizlerden de talep gidince ister istemez biz de ibadet harici bu videoları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Rabbim dediğim gibi bizleri burada misafir ettiği sürece sizlere bu videoları çekip yükleyeceğiz. Gelen kardeşlerimiz olursa, tanışma fırsatı olursa tanışırız. Tanışma fırsatı olmazsa da dediğim gibi gelip burada ibadet etmekten daha güzel ne olabilir? Allah'ım herkese nasip etsin diyerek videoya son verelim. Hepinize Kabe-i Muazzama'dan, Mekke-i Mükerreme'den hayırlı geceler diliyorum. Rabbim gönüllerinizde olan hakkınızda hayırlı eylesin. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail eylesin.